rhythm, start to play. Dance with me, make me sway. Like a lazy ocean hugs the shore. Hold me close, sway me more. Like a flower bending in the breeze. Bend with me, sway with ease. When you dance, you have to bear with me. Stay with me, sway with me. Other dancers may be on the floor, dear, but my eyes will see only you. Only you have that magic technique. When we sway, I go weak. I can hear the sound of violins long before it begins. Make me feel as only you know how. Sway me smooth, sway me now. When marimba rhythms start to play, dance with me, make me sway. Like a lazy ocean hugs the shore. Hold me close, sway me more. Like a flower bending in the breeze. Bend with me, sway with me. When we dance, you have a way with me. Stay with me, sway with me. When marimba start to play, hold me close, make me sway. Like an ocean hugs the shore. Hold me close, sway me more. Like a flower bending in the breeze. Bend with me, sway with me. When we dance, you have a way with me. Stay with me, sway with me. Merhaba sevgili Karadeniz Haber Merkezi izleyenleri, sektörler arası yolculuğumuz tüm hızıyla soluk kesmeden devam ediyor. Bugün sizlere Trabzon'un Maçka ilçesinden sesleniyoruz. Yazlık köyünde bulunan Livera Home Life'ın konuğuyuz. Eski ismiyle de köyümüzün ismi Livera'ymış. Yanımızda işletme sahiplerimiz Sayın Yüksel Şahin ve Nurgül Şahin bulunmakta. Bakalım bize sektörleri ve sundukları hizmetler hakkında ne tür bilgiler aktaracaklar. Merhabalar. Merhabalar, hoş geldiniz köyümüze. Hoş bulduk. Merhabalar, hoş geldiniz. Hoş bulduk. İlk önce sizden başlamak istiyorum Yüksel Bey. Livera Home Life kimdir? Ne zamandır bu sektördeyiz? Bu sektöre ne zaman atıldık? Livera Home Life'e kısa süre önce başladık. Benim Trabzon'da işletmem var. Buradaki açığı gördük. Müşterilere hizmet yapmak amacıyla bu sektöre yönlendik. Şu anda başlangıç aşamasındayız. Buranın özelliği doğal ortam olması ve çiçekli alanda olması. Başka söyleyeceğim. Yani siz aslında hala şu anda hali hazırda bir pastanemiz var. Bu pastaneyi işletiyoruz. Daha sonrasında burası çok kıymetli bir yer aslında. Eski ismiyle Rumların adıyla Livera olarak geçiyor. Fakat şu anda yazlık köyü olarak Trabzon'un Maçka'nın adlandırılıyor. Burada da böyle bir açık vardı. Aslında burayı daha öncesinde siz kendiniz için düzenlemiştiniz. Fakat böyle bir açığı kapatmak açısından müşterileri rahat bir şekilde kendi evinde gibi ağırlayabilmeniz açısından böyle bir yeri faaliyete geçirdik. Pekala, size döneceğim Nurgül Hanım. Buyurun. Aynı anda kaç kişi ağırlayabiliyoruz? Kaç kişilik bir kapasitemiz var? Büyük ve küçük ev olmak üzere ikiye ayrılıyor. Büyük evde 12 yatak kapasitemiz var. Küçük evde de 6 yatak kapasitemiz var. Büyük evde klimamız, yatak odalarının ve oturma odasında klimamız var. Küçük ev biraz daha izolasyonlu, yani toprak altı olduğu için daha serin, klima henüz yok ama ihtiyaç olduğu sürece klima da taktırılabilir. İki ev var. Yani toplamda 18 kişilik bir kapasite. 18 kişilik aynı. Yani biz sadece ev olarak da düşünmüyoruz. Dediğiniz gibi çiçek bahçesi, çiçekleri sevenleri bekliyoruz. Kuş sesleri, huzur, sıcaklık arayanları bekliyoruz. Pekala, burada sunulan hizmetler bu şekilde. Sizi rakiplerinizden ayıran en büyük özellik nedir? Neden burayı tercih etmeliler? Şöyle diyeyim, yani biz iki kardeş yaklaşık 15 senedir kendi emeklerimizle yaptığımız çevre düzenlemesi, ev, genelde gelip geçenlerin takdir ettiği, beğendiği şeyler ve biz de bu yaptığımız şeyleri gelen misafirlerime gösterip takdir almak, misafir diyorum. Yani onları biz misafir gibi ağırlamayı düşünüyoruz. Gelsinler,
günlerini burada geçirsinler istiyoruz. Yani gelip sadece konaklamasınlar, burada otursunlar, kahvaltılarını yapsınlar, benimle beraber çiçeklerle ilgilensinler. Semaverlerinde çay. Semaverde çay, ikramlarımızı yapalım. Yani bir aile ortamı isteyen, fazla kalabalıktan hoşlanmayan, sakin, sessizliği sevenleri bekliyoruz buraya. Harika. Tekrar size döneceğim Yüksel Bey. Bulunduğunuz sektör bir hizmet sektörü, memnuniyet gerektiren bir sektör, konaklama sektöründesiniz. Bu sektörde karşılaştığımız sıkıntılar ne yönde? Karşılaştığımız sıkıntılar, biz bu sektöre yeni girdiğimiz için şu anda sıkıntılar gelecek konukların talepleri değişik oluyor şu anda. Mesela müşteri geliyor, çocuk düşebilir mi diyor, oyun parkı soruyor. Bu tür şeyler, başka bunlar da aşılacak şeylerdir. Bunları aşarız. Şu anda bir sıkıntımız yok yani. Dediğim gibi kardeşimin, gelen kişiye hizmet amacıyla, bir misafir amacıyla karşılayacağız. Bu doğrultuda gitmeyi düşünüyoruz biz şu anda. Süper. Buraya gelenler evinize gelen misafir gibi ağırlayacağınız. Misafir mantığıyla. Evet, misafir mantığıyla. Yani müşteri değil, misafir gibi. Gelen misafir gibi ağırlamayı düşünüyorum. Süper. Peki hala Nurgül Hanım, hedefimiz neler? Bir iki sene sonra sizleri nerelerde göreceğiz? Hedef aslında şöyle, merdivenin basamakları gibi düşünün. Böyle emin adımlarla yavaş başlayıp yükselmek. Yani yüksekten başlayıp düşmek değil de aşağıdan yukarıya memnuniyet verdikçe yükselmeyi düşünüyoruz. O da zamanla olacak bir şey biliyoruz ama inanıyoruz olacak inşallah. Pekala, buradan son olarak ekran başındaki izleyicilerimize, burada siz ziyaret edecek olan müşterilerinize, misafirlerinize vermek istediğiniz mesajınız nedir? Dediğim gibi sessizlik, huzur, doğa, köy hayatını sevenleri bekliyoruz. Benim gibi şehri sevmeyenleri bekliyorum. Ben şehirde doğmuş, büyümüş bir insan olarak köyde huzuru buldum. Köy sevenleri, doğayı, çiçeği, böceği sevenleri bekliyoruz. Sizden de alalım Yüksel Bey. Gelsinler, hoş gelsinler diyelim. Vermiş olduğunuz bilgilerden dolayı ve bu keyifli sohbetiniz için her ikinize de çok çok teşekkür ediyorum. Livera Home Life olarak başarılarınızın katlanarak devamını diliyorum. İnşallah, teşekkür ediyorum. Teşekkür ediyoruz. Evet sevgili Karadeniz Haber Merkezi izleyenleri, bugün sizlere Trabzon'un Maçka ilçesinden seslendik. Yazlık köyünde bulunan Limera Home Life'ın konuyduk. Evinizdeki konforu yakalamak istiyorsanız, şehrin gürültüsünden uzakta sakin bir tatil yapmak isteyen herkesi bir kez olsun buraya bekliyoruz. Ve sözü buradan alıp merkez stüdyolarına bırakıyoruz.